Sun Tzu, Savaş Sanatı, Hesaplama. Sun Tzu der ki, savaş bir ülkenin baş sorunu, ölüm kalım yeri, var olma ya da yok olma yoludur. Muhasebesiz olmaz. Bu nedenle 5 noktayı hesaba katıp ona göre durum değerlendirmesi yapmak gerekir. 1 yol, 2 gök, 3 yer, 4 komutan, 5 kural. Yol denen şey halkı yöneticisiyle aynı düşünceyi paylaştırır. Ancak bu takdirde birlikte ölebilirler, birlikte yaşayabilirler ve halk kendini feda etmekten korkmaz. Gök denen şey karanlık aydınlık, soğuk sıcak, zaman mevsimdir. Yer denen şey uzaklık yakınlık, tehlikelilik güvenlilik, genişlik darlık, kurtuluşsuzluk kurtululuşluktur. Komutan denen şey erdemlilik, güvenilirlik, insancıllık, cesaret, ciddiyettir. Kural denen şey, askeri birliklerin örgütlenme biçimi, subayların rütbelendirilmesi, ikmal yolları ve askeri harcamalardır. Kısacası bir komutanın bu 5 noktayı sormaması söz konusu olamaz. Bunları bilen kazanır, bilmeyen kazanamaz. Bu nedenle bir karşılaştırma hesabı yapılırken her birinin içinde bulunduğu durumu sorgulamak gerekir. Denir ki, yöneticilerden hangisi doğru yoldadır? Komutanlardan hangisi yetenek sahibidir? Gök ve yerden kim avantaj sağlıyor? Kuralları ve emirleri kim uyguluyor? Kimin askerleri daha güçlü? Kimin subay ve erleri daha talimli? Kimde cezalandırma ve ödüllendirme belli? Ben bunlara göre kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini bilebilirim. Bir komutan benim stratejimi izleyip askerleri komuta ederse mutlaka kazanır ve yerinde kalır. Bir komutan benim stratejimi izlemeden askerleri komuta ederse kesinlikle yenilir ve gider. Önce artılar dikkate alınarak planlama yapılır. Daha sonra durum değerlendirilerek bunun dışında hareket edilebilir. Durumu değerlendirmek demek, fırsatları kullanarak harekete geçmek demektir. Savaş kandırmacalı bir iştir. Bu nedenle vurulabilecekken vuramayacakmış gibi göstermek, saldıracakken saldırmayacakmış gibi göstermek, yaklaşırken uzaklaşıyormuş gibi göstermek, uzaklaşırken yaklaşıyormuş gibi göstermek gerekir. Yemle ve kandır, kargaşa çıkart ve ele geçir. Dirençliyse ona göre hazırlan, güçlüyse ondan sakın. Sinirliyse onu kızdır, tevazu göster ki gerçek sanıp mağrurlaşsın. Dinleniyorsa rahatsız et, aralarında birlik varsa ayır. Ona hazırlanma fırsatı vermeden saldır. Beklemediği anda ortaya çık. Bunlar savaş erbabının başarı sırlarıdır. Önceden kestirilemez. Savaş öncesinde ata tapınağında muzaffer olacağı hesaplanan, hesaplamaları fazla çıkandır. Savaş öncesinde ata tapınağında yenileceği hesaplanan, hesaplamaları eksik çıkandır. Hesabı fazla çıkan kazanır. Hesabı eksik çıkan kaybeder. Hiç hesapsız iş olur mu? İşte ben bunlara bakarak zaferi ve yenilgiyi önceden görürüm. Sun Tzu der ki, savaşa girmek demek, 1000 tane hafif savaş arabası, 1000 tane ağır nakliye arabası, 100 bin zırhlı piyade, ayrıca 1000 li uzağa taşınacak yiyecek, ülke içinde ve dışında yapılacak harcamalar, konuklar için ağırlamalar, ıvır zıvır malzeme, araba ve zırhların bakımı, her gün binlerce altın gider demektir. Ancak bundan sonra 100 bin kişilik bir ordu harekete geçebilir. Savaşta zafer olsa bile uzun zaman geçmesi askerlerin yorgunluk duymasına neden olur. Şek ve heyecan kaybolur. Kent ve kalelere yapılan saldırılar askerlerin gücünü, dermanını tüketir. Askerleri uzun süre memleket dışında tutmak ülkenin ekonomisini zora sokar. Eğer askerler yorgun düşer, şevkleri kırılır, güçleri tükenir, ekonomi iflas ederse, yerel beyler içine düşülen krizden yararlanıp ayaklanırlar. Erdemli ve ileriyi gören adamlar bulunsa bile bir şey yapamazlar. Bu nedenle savaşta gözü kara bir hız hoş görülebilir ama işi maharet göstereceğim diye uzatmanın yararı görülmemiştir. Savaşta zaman kaybetmek bir ülkeye yararı olacak iş değildir. Bu nedenle savaşın getireceği zararı bilmeyen kişiler savaşın getireceği yararı da bilemezler. Orduyu iyi sevk ve idare eden kişi ne iki kez asker toplar ne de üç kez yiyecek ikmali yapar. Savaş gücünü ülkesinden, yiyecek ikmalini düşmandan sağlar. Böylece askerlerinin yiyeceği yeterli olabilir. Ülkenin fakirleşmesi ordunun uzak sefere çıkmasındandır. Uzak sefer halkı yoksullaştırır. Ordunun yakınında fiyatlar yüksek olur. Fiyatlar yüksek olursa halkın ekonomik gücü tükenir.
Ekonomi iflas edince acilen zorla özel vergiler tahsil edilmeye başlanır. Güç tükenir, elde avuçta bir şey kalmaz. Ülke halkı, her aile dara düşer. Böylece giderlerin 1/7'si halkın omuzlarına yüklenir. Devletin harcamaları ise kırık arabalar, hastalanan atlar, zırhlar, miğferler, oklar, yaylar, kargı ve kalkanlar, yük öküzleri ve ağır yük arabaları için yapılan harcamalar gelirinin 1/6'sı demektir. Bu nedenle akıllı komutan yiyeceğini düşmandan sağlamaya dikkat eder. Düşmanın bir cunk yiyeceği bizim 20 cunk yiyeceğimize, bir dan hayvan yemi bizim 20 dan yemimize bedeldir. Düşmanı yok edebilmek için askerlerinin gözünün dönmüş olması gerekir. Savaşçıların düşmanın mallarını ele geçirmelerini sağlamak için onları ödüllendirmek gerekir. Araba savaşında 1/10 savaş arabası ele geçirildiğinde ilk arabayı ele geçiren ödüllendirilmelidir. Düşman arabalarındaki sancaklar indirilip kendi sancakları dikilmeli. Bu savaş arabaları kendi arabalarına katılmalı, tutsaklara iyi davranılmalı, karınları doyurulmalıdır. Düşmanı yendikçe güçlenmek buna denir. Bu nedenle askerlikten anlayan bir komutan, halkın hayatını elinde tutan, bir ülkenin selametini tayin eden kişi demektir. Taktik saldırı. Sun Tzu der ki, herhangi bir savaş stratejisinde maharet öncelikle bir ülkeyi sağlam olarak ele geçirmektir. Yıpranmış bir ülke daha az yeğlenir. Öncelikli olan bütün bir ordudur. Çökertilmiş bir ordu sonra gelir. Yeğlenen bütün bir taburdur. Bozguna uğratılmış olan sonra gelir. Makbul olan tam bir bölüktür. Darbe yemiş olan değil. Bu nedenle 100 savaşta 100 zafer kazanmak en mükemmeli değildir. En iyisi savaşmadan baş eğdirmektir. Bu nedenle en iyi askeri strateji taktik saldırıdır. İkincisi bağlantılara saldırıdır. Bir sonraki askeri güce saldırıdır. En sonuncusu kentlere saldırıdır. Kentlere saldırı başka çare kalmadığı takdirdedir. Büyük kalkanlar ve kent saldırılarında kullanılan 4 tekerlekli arabaların yapımı, kent saldırılarında kullanılan diğer araç gereçlerin hazırlanması ancak 3 ayda tamamlanabilir. Kentlere saldırmak için gerekli toprak rampaların yapımı da 3 ay alır. Savaşı bir türlü kazanamayan komutanlar birliklerini kent duvarlarına karıncalar gibi sürerler ve askerlerinin 1/3'ünün saf dışı kalmasına rağmen yine de kenti düşüremezler. İşte bu saldırının felaketle sonuçlanması demektir. Bu nedenle askerlikten anlayan biri düşman askerine savaşmadan baş eğdirir. Düşman kentini saldırmadan ele geçirir. Düşman devletini oyalanmadan devirir. Mutlaka mükemmel bir zafer peşinde koşar. Bu nedenle ordu zayiat vermez ve tam bir başarı olur. İşte bu taktik saldırı yöntemidir. Bu nedenle askerlikte kural 10 katıysan kuşat, 5 katıysan saldır, 1 katıysan dağıt, denksen hakkından gelebil, azsan çekilebil, zayıfsan kapışmaktan kaçındır. O nedenle zayıf bir ordu bilinçsizce direnirse güçlü bir düşmanın tutsağı olur. Bir komutan hükümdarın yakın yardımcısıdır. Hükümdar ile komutan birbirine yakınsa o ülke güçlü olur. İlişkileri zayıfsa o ülke mutlaka zayıf düşer. Bir hükümdar 3 durumda askerin başını derde sokar. Askerin ilerlemeyeceğini bilmeden ilerlemesini söylemesi, askerin geri çekilemeyeceğini bilmeden geri çekilmesini söylemesi, askeri dizginlemesi, ordunun düzenini bilmeden askerin iç işlerine karışması, askerin kafasını karıştırması, ordunun hiyerarşik sistemini bilmeden orduyu yönetmesi, askerlerin kuşku duymasına neden olması. Askerin kafası karışır, kuşku duymaya başlarsa, yerel beyler bu durumdan yararlanıp çıkar gelir. İşte bu, ordu içinde kargaşaya neden olup yenilgiyi davet etmek demektir. Şu 5 noktaya bakıldığında kazanç önceden görülebilir. Savaşabileceğini ya da savaşamayacağını bilen kazanır. Sayısal farkı değerlendiren kazanır. Astı üstü tek yürek olan kazanır. Hazırlıklı olup hazırlıksız olanı bekleyen kazanır. Yetenekli komutanına hükümdarı karışmayan kazanır. İşte bu 5 nokta kimin kazanacağını öğrenme yoludur. Bu nedenle karşısındakini ve kendini bilen hiçbir savaşta tehlikeye düşmez. Karşısındakini bilmeyen, sadece kendini bilen bir kazanır, bir kaybeder. Karşısındakini de kendini de bilmeyen her savaşta mutlaka tehlikeye düşer denir. Duruş, konuşlanış. Sun Tzu der ki, eskilerin iyi savaşçıları önce yenilemezliği sağlar, ondan sonra düşmanın yenilebilirliğine bakarlardı. Baş edilemezlik kendimize, baş edilebilirlik düşmana bağlıdır.
Bu nedenle iyi bir savaşçı yenilgiye uğratılamayacağı koşulları yaratabilir ama düşmanı yenilgiye uğratabilecek koşulları yaratamaz. Onun için zafer önceden görülebilir ama yaratılamaz denir. Yenemeyen savunur, yenecek olan hücum eder. Yetersizsen savun, fazlan varsa saldır. İyi savunma yapan 9 yerin altında saklanır. İyi saldırı yapan 9 göğün üstünde hareket eder. Böylece kendini korurken tam bir zafer kazanabilir. Sıradan insanların gördüğü bir zaferi görmek iyinin iyisi değildir. Savaşı kazandıktan sonra herkesin iyi demesi de iyinin iyisi değildir. O nedenle sonbahar tüyünü koparmak için fazla güce gerek yoktur. Ayı ve güneşi görenin gözü keskin demek değildir. Gök gürlemesini duyanın kulağı iyi duyuyor demek değildir. Eskilerin iyi savaşçı dedikleri zaferi kolay kazanandır. Onun için iyi savaşanın zaferinin ne hikmeti, şöhreti ne de kahramanlığı üstün hizmeti olur. Bu nedenle o hata yapmayarak savaş kazanır. Hata yapmayan stratejik önlemleri mutlaka zaferle sonuçlanacağından peşinen yenilmiş bir düşmanı teslim alacaktır. İyi savaşan biri kendini yenilmeyecek bir konumda tutar. Düşmanın yenileceği bir fırsatı kaçırmaz. Bu nedenle muzaffer olacak bir ordu önce zafer kazanacağı ortamı yaratır. Sonra düşmanla savaşa girişir. Yenilecek ordu önce düşmana savaş açar. Sonra savaş sırasında galip gelecek bir şans doğmasını bekler. Savaşı hakkıyla sevk ve idare etmesini bilen kişiler, ahlaki kurallara ve disipline bağlı kalır. Böylece zafer ve yenilginin kaderini tayin eder. Askerlikte kuralın birincisi ölçü, ikincisi nicelik, üçüncüsü hesaplama, dördüncüsü tartı, beşincisi zaferdir. Toprak ölçüyü, ölçü niceliği, nicelik hesabı, hesap zaferi tayin eder. Bu nedenle muzaffer olacak ordu terazinin kefesindeki bir zuğuya karşı öteki kefedeki bir yiğ gibidir. Yenik düşecek ordu terazinin kefesindeki bir yiğe karşı öteki kefedeki bir zuğu gibidir. Zaferi kazanacak olanın savaşan halkıdır. Derin bir vadiyi basacak bir taşkın birikimi duran. Zaferi kazanacak olanın savaşan halkıdır. Derin bir vadiyi basacak bir taşkın birikimi gibi duran. Güç, vaziyet. Sun Tzu der ki, sayıca çok askeri yönetmek, sayıca az askeri yönetmek gibidir. Sayıya göre ayırmak yeter. Çokla savaşmak, azla savaşmak gibidir. Flama, davul, haberleşmek, iletişim yeter. Ordunun tüm birlikleri düşman saldırısına uğrasa bile onu yenilmez kılacak olan yapacağı cepheden ve sürpriz manevralarıdır. Ordunun üstüne yürüdüğü yerde yumurtayı kıran bir taş gibi olabilmesi kofluk ve güçlülük sorunudur. Savaşanlar hep cepheden kapışır ama sürpriz manevralar zaferi tayin eder. O nedenle iyi sürpriz manevra yapanlar gök ve yer gibi sonsuz değişken dereler, ırmaklar gibi tükenmezdirler. Bitip yeniden başlarlar güneş ve ay gibi. Ölüp yeniden dirilirler dört mevsim benzeri. Notalar beşi geçmez ama beş notanın bileşimleri hiç duyulmadık melodiler yaratır. Renkler beşi geçmez ama beş rengin bileşimleri hiç görülmedik renkler yaratır. Tatlar beşi geçmez ama beş tadın bileşimleri tadılmadık tatlar yaratır. Savaş cephe ve sürpriz manevralarından oluşmaktaysa da cephe ve sürpriz manevralarının bileşimleri sonsuzdur. Sürpriz ve cephe manevraları birbirini doğurur, bir döngü gibi başı sonu olmayan. Kim onu sınırlayabilir ki? Hızla gelen sel sularının taşları söküp sürüklemesi onun müthiş gücündendir. Hızla gelen sel sularının taşları söküp sürüklemesi onun müthiş gücündendir. Hızla dalan alıcı kuşun yok ediciliği atılışındandır. O nedenle iyi savaşanlar indirici ve atiktir. Onların gücü yayı gerilmiş bir arbalet, hızı tetiklenmiş bir ok gibidir. Savaş bir karışıklıktır. Kavga dövüştür ve gelişi güzel olamaz. Bir kargaşadır, top olmuş ve hakkından gelinemez. Kargaşa düzenden doğar, korku cesaretten doğar, zayıflık güçten doğar. Düzen ya da düzensizlik sayıdadır, örgütlenmededir. Cesaret ya da korkaklık tavırdadır. Güçlülük ya da güçsüzlük görünümdedir. Bu nedenle düşmanı yönlendirmeyi iyi bilenler yanıltıcı bir görüntü verir ve düşman buna kesinlikle kanar. Onu küçük avantajlar vererek harekete geçirir ve askerleriyle saldırıya geçmeyi beklerler. Dolayısıyla iyi savaşanlar duruma bakarlar. Kişilere gelişigüzel sorumluluk yüklemezler. Duruma uygun yetenekli adamı seçerler. Durumu değerlendirenlerin savaşın adamları yuvarlanan ağaç kütükleri ve taşlar gibidir.
Ağaç kütükleri ve taşlar düzlükte ise hareket etmez. Yamaçta ise hareket eder. Köşeli ise durur, yuvarlaksa yürür. Onun için iyi savaşanların duruşu, yüksek bir dağdan yuvarlanacak yuvarlak bir kayanınki gibi bir duruştur. Zayıflık, güçlülük. Sun Tzu der ki, her kim ki savaş meydanına yerleşir ve düşmanı beklerse rahat eder. Savaş meydanına sonra yerleşen yorulur. Onun için iyi savaşanlar yapmak istediklerinin kendilerine yapılmasına fırsat vermezler. Düşmanın üstüne gelmesini isterse onu yemler, düşmanın üstüne gelmemesini isterse ona zarar verir. Düşman dinleniyorsa yorar, toksa aç bırakır, yerleşmişse yerinden eder. Düşmanın yetişemeyeceği yerde ortaya çıkar, ummadığı yere yetişir. Binli yürüyüp de yorulmayan kimsenin olmadığı yerde yürüyendir. Saldırıp da mutlaka eli geçiren, savunması olmayan yere saldırandır. Savunup da mutlaka direnebilen, savunduğu yere saldırı olmayandır. O nedenle hücum etmesini bilen karşısında düşman neresini savunacağını bilemez. Savunmasını bilen karşısında düşman neresini saldıracağını bilemez. Bu ne maharettir görüntüyü görünmez kılar, bu ne hikmettir sesi duyulmaz kılar ki düşmanın kaderini elimizden tayin eder. Saldırısında hiçbir direnişle karşılaşmayan karşısındakinin boşluğuna hamle yapandır. Geri çekilişinde takip edilemeyen süratine yetişilemeyendir. O nedenle biz savaşmak istiyorsak, düşman yüksek barikatlar, derin siperler içinde olsa bile bizimle boy ölçüşememesinin nedeni onun can alıcı yerine saldırmış olmamızdır. Eğer savaşmak istemiyorsak, savunma hattı çizip orada direndiğimizde düşmanın bizimle boy ölçüşememesinin nedeni onu başka yöne yönlendirmemizdir. Onun için başkasını gözetleyebiliyor, kendimizi gizleyebiliyorsak o zaman biz belli bir noktaya yoğunlaşmış, düşman ise bölünmüş olur. Biz bir, düşman 10 parça olursa onların bir parçasına 10 misliyle saldırabiliriz. Böylece biz çoğunlukta, düşman azınlıkta kalır. Bizim neresine saldıracağımızı, neresini koruması gerektiğini bilemez. Düşmanın koruması gereken noktalar çoğalınca saldıracağımız yerlerdeki düşman sayısı da azalmış olur. O nedenle düşman cephesini korusa gerisi zayıf düşer, gerisini korusa cephesi zayıflar, solunu korusa sağ zayıflar, sağını korusa solu zayıflar. Her tarafını korusa her tarafı zayıflar. Sayısını azaltan olası saldırılara karşı savunmaya geçendir. Sayısını çoğaltan karşısındakinin savunmaya geçmesini sağlayandır. Savaş yeri ve savaş zamanı bilinirse binli uzaklıktaki bir savaşa girişilebilir. Savaş yeri ve savaş zamanı bilinmezse sol kanat sağı kurtaramaz, sağ kanat solu kurtaramaz, cephe cephe gerisini kurtaramaz, cephe gerisi cepheyi kurtaramaz. Bu durumda bırakın 10 li uzağa gitmeyi, 1-2 li yakına bile gidilebilir mi? Diyelim ki Yue Beyliği'nin ordusu kalabalık ama bu onların zafer kazanması için bir yarar sağlar mı? Onun için derim ki zafer yaratılabilir. Düşmanın ordusu kalabalık olsa bile onu bizimle baş edemez hale getirebiliriz. Bu nedenle zafer koşullarını sağlamak için karşı tarafı tahrik etmeli, çıkış yolları gözetlenmeli, düşmanın hareketlerinden arazideki zayıf noktaları ve savaş gücü hesaplanmalıdır. Savaşın can alıcı noktası düşmana hareketlerimizi göstermemek, ne yapacağımızı anlamamasını sağlamaktır. Konuşlanışını belli etmemek en derindeki casuslarının bile bilgi edinmesine izin vermez. Böylece en bilge olanlar bile plan yapamaz hale gelecektir. Düşmanın hareketleri karşısında elde ettiğimiz zaferi herkesin önünde açık edebiliriz. Ancak hiç kimse stratejimizi bilmeyecektir. Herkes düşmana karşı elde ettiğim zaferde konuşlanışımı bilecek. Ancak benim düşmanın değişen durumuna göre değişerek vaziyetine göre zafer yaratan stratejimi anlayamayacaklardır. Bu nedenle seni zafere ulaştıran stratejiyi tekrarlama, yönteminin sonsuz bir çeşitlilikte olmasını sağla. Askeri konuşlanış suyun duruşu gibidir. Su yüksekten aşağıya doğru akar. Askeri konuşlanışta düşmanın güçlü tarafından sakınıp zayıf tarafına saldırmaktır. Su nasıl ki yerin şekline uyarak aşağı doğru akarsa, savaşta düşmanın durumuna göre zaferi tayin eder. Nasıl ki suyun sabit bir şekli yoktur, savaşta da tek bir konuşlanış yoktur. Düşmanın değişen hareketlerine rağmen muzaffer olana akıllı komutan denir. Bu tıpkı beş elementin döngüsü, mevsimlerin değişmesi, günlerin kısalıp uzaması, ayın doğup batması gibidir. Harekat. Sun Tzu der ki, savaş yöntemine göre komutan hükümdardan emir alır, birliklerini oluşturmak için halktan asker toplar,
düşmana karşı saflarını oluşturur, iş harekata kalır. Harekatın zorluğu dolambaçlı olanı düze, dezavantajı avantaja çevirmektir. Bu nedenle düşmanı kandırarak küçük avantajlar verip dolambaçlı yollara sürerek düşmandan sonra harekete geçip ondan önce savaş alanına varabilmek ancak dolambaçlı olanı düze çevirmeyi planlamayı bilenlerin yapabileceği bir iştir. Bu nedenle harekat avantajlı olabileceği gibi riskli de olabilir. Askeri tam teçhizat harekete geçirerek avantaj sağlamaya çalışmak geç kalmaya neden olabilir. Teçhizatı geride bırakarak avantaj sağlamaya çalışmak ise ikmal malzemelerinin kaybedilmesine neden olacaktır. Bu nedenle teçhizatı sarıp sarmalayıp gece gündüz durmaksızın normalden bir misli fazla yol alarak avantaj için yaklaşık 100 diye yol alınırsa 3 ordu komutanında düşman eline düşecektir. Güçlüler önden gidecek, zayıflar geri kalacak, bu şekilde onda biri hedefe varabilecektir. Eğer avantaj sağlamak için yaklaşık 50 li yol alırsan, 1. ordu komutanını kaybedersin. Askerlerinin de ancak yarısı hedefe ulaşabilecektir. Avantaj sağlamak için yaklaşık 30 li yol alırsan, ordunun ancak 3'te 2'si hedefe varabilir. Bu durumda ağır taşıma arabaları, tahıl ve yiyecekleri, temel gereksinim destekleri kalmayan ordu kaybeder. Art niyetli yerel beyleri tanımadan onlarla güç birliği yapılmaz. Dağları, ormanları, tehlikeli ve engebeli yerleri, sulak alan, bataklık gibi geçit vermeyen arazi koşullarını bilmeden asker yola çıkarılmaz. Yerel rehberler olmadan arazi koşullarını avantaja çevirmemiz olası değildir. Bu nedenle savaşta kandırıcı duruş, avantajlı hareket, birlikleri dağıtmak ya da bir araya getirmek koşullara bağlıdır. Hızın rüzgar gibi, yavaşlığın orman gibi olmalı. Ateş gibi saldırıp yağmalamalı, dağ gibi kıpırdamaz olmalı. Karanlıklar gibi bilinmez, hareketin yıldırımlar, şimşekler gibi olmalı. Bir yerleşim yerini talan ettiğinde bunu adamlarının arasında paylaştır. Yeni bir yer ele geçirdiğinde bunu askerlerine paylaştır. Harekete geçmeden önce hesabını iyi yap. Dolambaçlı ve düz yolu önceden bilip planlama yapan kazanır. Bu askeri harekatın kuralıdır. Savaş siyaseti der ki, sesli komutlar duyulmaz, onun için davullar vardır. Herkes birbirini göremez, bu nedenle flamalar vardır. Bu davullar ve flamalar askerin kulağı ve gözüdür. Askerleri belli bir yöne yönlendirince cesaretli olanlar ileri atılmaz, korkaklar da geri çekilmez. Bu birlikleri yönlendirme kuralıdır. Gece savaşında çoğunlukla davul, gündüz savaşlarında flamalar kullanılır. Bunlar askerlerin gözü kulağı olur. Bütün ordu savaş ruhunu kaybedebilir, komutanlar da morallerini yitirebilirler. Sabah askerlerin savaşma isteği yüksek, gün ortası biraz daha az olur ve akşamda geri çekilmeye yatkın olurlar. Orduyu iyi yöneten kişi düşmanın savaşma şevki yüksekken saklanır. Savaşma şevki düşmeye ve geri çekilmeye başlayınca saldırır. İşte bu morali yönetmektir. Disiplinli ve sakin olmak, düşman askerleri arasında beliren düzensizlik. Disiplinsizlik ve heyecanı beklemek, kendine güveni oluşturmak demektir. Düşman daha uzaktayken hedefe yakın olmak, düşman çabalarken dinlenmiş, karnı tok bir orduyla aç ve yorulmuş düşman ordusunu beklemek, işte bu gücün kullanımı demektir. Bayrakları yukarıda ve düzenli bir durumda ve doğru askeri pozisyonda olan düşman ordusuna saldırma, işte bu değişime uyum sağlamaktır. Bu nedenle askeri harekat yöntemi, düşmana yamaç yukarı saldırma, yamaçtan aşağı gelen düşmanın önünde durma, kaçıyormuş gibi yapan düşmanı kovalama, sıkı askerlerinin üzerine yürüme, düşmanın yemini tutma, geri çekilenlere müdahale etme, düşmanı kuşattığında ona kaçabileceği bir alan bırak, köşeye sıkışmış düşmana baskı yapma. İşte bu savaş sanatıdır. 9 değişken, 1001 olasılık. Sanzui der ki, savaş yöntemine göre komutan hükümdardan emir alır, halktan asker toplar. Doğal koşulları riskli olan yerlerde konaklanmaz, yolun kesiştiği yerlerde yerel beylerle anlaşmak gerekir. Hareket imkanı olmayan tehlikeli yerlerde beklenmez, kuşatma olabilecek yerlerde strateji oluşturmalıdır. Ölüm kalım yerinde ise sonuna kadar savaşmak gerekir. Girilmemesi gereken yollar vardır, üzerine gidilmemesi gereken askerler vardır, üzerine saldırılmaması gereken kentler vardır, mücadeleye gerek olmayan yerler vardır. Yerine getirilmeyecek hükümdar emirleri vardır. İşte bu değişik olasılıkların sağlayacağı avantajları anlayan komutan, savaşı yönetmesini bilen komutandır.
değişik olasılıkların sağlayacağı avantajları anlamayan komutan, arazi koşullarını bilse bile bu avantajlardan faydalanamaz. Orduya komuta eden kişi değişik olasılıkları yönetme sanatını bilmiyorsa, 5 avantajı bilse bile adamlarını yönetmekte zorlanır. İşte bu nedenle akıllı komutanın yaptığı planlarda avantaj ve dezavantajlar birlikte hesaba katılmalıdır. Faydayı görmeli, görevini inançla yerine getirmeli, zararı fark edip ondan sakınmalıdır. Yerel beyler üzerinde baskı oluşturmalı, gözlerini korkutmalı, görevlerini yerine getirmelerini sağlamalı. Onlara çıkar sağlayarak amaçlanan hedefe yönlendirmelidir. Bu nedenle askeri sevk ve idare yöntemine göre düşmanın üzerine gelmesini ummak güvenilir bir yöntem değildir. Sürekli olarak düşmanın gelebileceği olasılığı üzerinde durmak gerekir. Düşmanın gelmemesi olasılığına rağmen hazırlıklı olmak en doğru yoldur. Düşmanın saldırmayacağını ummak doğru olmaz. Sadece düşmanın saldırma olasılığını hesaplamak, tam anlamıyla saldırıya hazırlıklı olmak ve saldırıya fırsat vermemek doğru olacaktır. Bu nedenle komutanı bekleyen 5 tehlikeli hatası olabilir. Ölümüne savaşırsa düşman tarafından yok edilebilir. Korkaklık tutsak olmak demektir. Paniğe kapılıp kaçmak aşağılanmak demektir. Çok mağrur olur kendine güvenirse sonunda utanç duyacak bir duruma düşebilir. Adamlarına fazla düşkün olursa zor durumda kalabilir. İşte bu 5 tehlike komutanın hatasıdır. Savaşta felaket demektir. Ordunun bozguna uğraması ve komutanın öldürülmesi bu 5 tehlikeli hata nedeniyledir. Hesaba katmamak olmaz. Orduyu harekete geçirme, yürüyüş. Sun Tzu der ki, asker mevzilendirildiğinde düşmanın durumu gözetlenmelidir. Dağlık bölgelerden geçilirken vadilere yakın olmalı. Askeri kamp yerleri için yüksek ve güneşe karşı yerler seçilmeli. Savaşmak için yükseklerdeki düşmanın üstüne gidilmemelidir. Bunlar dağlık alanlarda askerin savaş düzeni kurallarıdır. Irmağa geçince sudan uzakta durmak gerekir. Düşman ırmağa geçmek için geliyorsa onu suyun içinde değil, ırmağın yarısını geçerken karşılayarak saldırmak avantajlıdır. Savaşa tutuşmak istiyorsan düşmanı ırmak kıyısında karşılama. Güneşe karşı yüksek bir yerde mevzilen, tekneleriyle akıntı yönünde gelen düşmanı karşılamaya kalkma. Bunlar ırmakta askerin savaş düzeni kurallarıdır. Tuzlu bataklıkları oyalanmadan geçmeli. Eğer bataklık ortamında düşmanla savaşa tutuşulursa, sazlıklara sığınıp ağaçlıkları arkaya almalıdır. Bunlar bataklıklarda askerin savaş düzeni kurallarıdır. Düzlüklerde konuşlanmak kolaydır, ancak sırtını yamaca vermeli. Ön cephe alçakta, arka cephe yüksekte olmalıdır. Bu düzlükte askerin savaş düzeni kuralıdır. Zamanında bu 4 ortamdaki avantajları kullanan Hank Di, rakibi olan 4 hükümdar böylece yenilgiye uğratmıştı. Genellikle askerler yüksekte konuşlanmaya, alçakta konuşlanmaya, güneşli yeri, gölgeli yere ve yiyecek sağlaması kolay her türlü hastalığa karşı korunaklı yerleri tercih ederler. Bu da zafer demektir. Bir tepe ya da yamaca gelindiğinde güneşli tarafında konuşlanmalı. Askerin arkası tepe ya da yamaca verilmelidir. Bu askerin başarısında arazinin sağlayacağı avantajdır. Yağmur yağdığında sel gelirse yürüyüş yapacaklar suyun durulmasını beklemelidir. İki yakası dik, akıntılı suların bulunduğu, çevresi yüksek, derin doğal çukurlukların, içine kolay girilip çıkılması zor çıkmazların, yürünmesi olanaksız jungle'ların, çipillikli bataklıkların, sarp dağlar arasındaki dar geçitlerin olduğu arazilerden sakınılmalı, buralardan olabildiğince hızlı uzaklaşılmalıdır. Biz kendimizi uzak tutalım yeter, bırak düşman bu duruma düşsün. Biz düşmanı karşılarken onlar arkasında bunlarla karşılaşsın. Eğer ordunun yakınlarında tehlikeli sarp yerler, çevresi sazlıklı su dolu çukurluklar ya da altı yoğun çalılıklı korular bulunuyorsa, buralar son derece dikkatle gözetlenmelidir. Buralar tuzak ya da saklanan bir casusun olabileceği yerlerdir. Düşman yakında ve sessizse bu zor bir arazide olmasındandır. Uzakta ve saldırıya geçiyorsa seni üzerine çekmek istemesindendir. Düşmanın uygun yerde konuşlanması avantajınadır. Ağaçlar sallanıyorsa düşman geliyor demektir. Otlar ezilmişse kuş kulan, kuşlar uçuyorsa tuzak var demektir. Vahşi hayvanlar kaçışıyorsa düşman baskın yapacak demektir. Toz bulutları yükseliyorsa düşman ordusu üstüne geliyor demektir. İnce uzun bir sıra halinde toz bulutu var ise düşman piyadesi üstümüze geliyor demektir. Toz bulutu yavaş yavaş dağılıyorsa düşman ateş yakmış demektir. Toz bulutu az ve zaman zaman aşağı çöküyorsa düşman kamp kurmuş demektir.
Düşman konuşmalarında alttan alıyorsa hazırlık yapıyor demektir, saldıracaktır. Düşman yüksekten atıyor ve üstümüze geleceğini söylüyorsa geri çekilecektir. Hafif savaş arabaları öne çıkmış, askerler her iki tarafında sıralanmış ise saldıracaklar demektir. Durup dururken barış istiyorsa art niyeti var demektir. Hızla kaçarken askerlerini savaş düzenine sokuyorsa bir süre sonra ölümüne savaşmayı planlıyor demektir. Düşman askerleri bir ileri bir geri gidiyorlarsa bizi kışkırtıp üzerine çekmek içindir. Düşman askerleri mızraklarına yaslanıyorsa aç kalmış demektir. Kuyudan çektikleri suyu paylaşamıyorlarsa susamışlar demektir. Avantajı görmelerine rağmen saldırmıyorlarsa yorgundurlar. Kamplarında kuşlar toplanmışsa orası boşaltılmış demektir. Gece konakladıkları yerden bağırışmalar geliyorsa korktuklarındandır. Düşman ordusu içinde kargaşa varsa komutanı tanımıyorlar demektir. Bayrak ve flamaları birbirine karışmışsa birliklerinin kargaşa içinde olduğunun göstergesidir. Subayları çabuk kızıyor ve sinirliyse savaştan usanmış olmalarının göstergesidir. Atlarını tağılla besliyor ve hayvanlarını kesip yiyorlarsa, kapkacağı topluyorlarsa kesinlikle kamplarına geri dönmeyecekler ve ani bir saldırıya geçeceklerdir. Askerler bir araya gelip homurdanmaya, söylenmeye başlamışsa kontrol kaybedilmiş demektir. Askeri çok mükafatlandırıyorsa başka çaresi olmamasındandır. Emrindekileri sık sık cezalandırıyorsa zorda kaldığındandır. Önce acımasız davranıp daha sonra emrindekilerin ayaklanacağından korkması, orduyu sevk ve idare etmesini bilmemesindendir. Görevli gönderip hediyelerle af diliyorsa askerlerini dinlendirmek ve zaman kazanmak içindir. Düşman ordusu gözü dönmüş halde üstüne geliyorsa ama uzun zaman savaşmıyor veya geri çekilmiyorsa durumu dikkatle muhasebe etmek gerekir. Savaşta kalabalık olmak her zaman üstünlük sağlamaz. Yeter ki gözü kara şekilde düşmanı küçümseme, kararlılıkla riske girip askerin gücünü bir araya toplayarak ve düşmanın durumunu dikkate alarak düşmana üstünlük sağlanabilir. Böylece ileriye düşünmeden düşmanı küçümseyip gelişi güzel üstüne gidince düşmana tutsak düşmek kaçınılmazdır. Askerler tam anlamıyla komuta altına girmeden önce cezalandırılırsa itaatsiz olurlar, itaatsiz olurlarsa yönetilmeleri zor olur. Askerler komuta altına girdikten sonra cezalandırılmazsa yönetilemezler. İnsanca ama disiplinle yönetmek kesin başarı demektir. Askerler disiplinle eğitilmeli ve yönetilmelidir. Böylece emirlere itaat ederler. Disiplinsiz bir eğitim alanlar emirlere itaat etmezler. Emirlere kayıtsız şartsız itaat ederlerse komutan ordusunun güvenini kazanmış demektir ve emirlerinin yerine getirilmesini sağlama almıştır. Arazi. Sanzui der ki, arazinin kolay geçileni, kolay girilip zor çıkılanı, dolambaçlısı, geçit vermeyeni, sarp ve uzak olanı vardır. Ordunun ilerleyebildiği, düşmanın da orduya doğru harekete geçebildiği araziye kolay geçilen arazi denir. Kolay geçilen arazilerde öncelikle yüksek yere konuşlanmak, yaşenin geçeceği yolu kontrol etmek savaşta avantajlıdır. Ordunun ilerleyebildiği ancak zor geri çekilebildiği araziye kolay girilip zor çıkılan arazi denir. Kolay girilip zor çıkılan arazilerde düşman hazırlıklı değilse aniden hücum edilip zafer kazanılabilir. Eğer düşman hazırlıklıysa hücum edilip zafer kazanılamaz, geri çekilmek de zor olacağından bu durumda hücum etmek avantajlı değildir. Hem ordumuzun hem de düşmanın saldırmasının avantajlı olmadığı araziye dolambaçlı arazi denir. Dolambaçlı arazide düşmana saldırmak avantajlı gözükse de saldırılmamalıdır. Düşmanın saldırıya geçmesini beklemek, düşman birlikleri yarı yoldayken hücum etmek avantajlıdır. Geçit vermeyen arazide ordu önceden konuşlanır ve yeterli sayıda askerle koruyarak düşmanın üzerine gelmesini bekler. Eğer düşman erken davranmış ve konuşlanmışsa saldırmamak gerekir. Eğer arazinin tamamını kontrol etmiyorsa taarruz edilebilir. Sarp arazide ordu önceden araziye konuşlanabilirse mutlaka yüksek ve görüşe açık bir yerde bulunulmalı ve düşmanın saldırısı beklenmelidir. Eğer düşman önceden konuşlanmışsa ordu oradan uzak tutulmalı ve düşmana saldırılmamalıdır. Uzak arazide güçler eşit ise savaşmak epeyce güç olacaktır. Bu durumda hücum etmek avantajlı değildir. Bunlar bu 6 araziden en iyi şekilde faydalanmanın yollarıdır. Bu önemli sorumluluk komutana aittir. Hesaba katmamak olmaz. Bu nedenle askerin firar etmesi, disiplinsiz olması, zayıf askerler yüzünden ordunun batağa saplanması, isyan çıkıp ordunun dağılması, kargaşa çıkması, yenilgiye uğramak,
İşte bu altı durum doğal olan felaketler değil, komutanın hatasıdır. İki tarafın güçleri eşit ise bir on büyüklüğünde bir ordu ile karşı karşıya gelen diğer ordu kaçacaktır. Asker cesur ve güçlü, subaylar korkak ve zayıfsa disiplinsizlik ortaya çıkacaktır. Subaylar cesur ve güçlü, askerler korkak ve zayıfsa ordu batağa saplanacaktır. Subayların komutan öfkesi varsa ve emirlerini yerine getirmiyorlarsa, düşman ile karşılaşınca emir verilmeden hücuma geçiyorlarsa, komutan onların kapasitelerini bilmiyorsa bunun sonucu bir çöküş olacaktır. Komutan zayıf ve umursamaz ise, emirleri net değilse, subaylar ve askerleri disiplin altında tutamıyorsa bunun sonucu kargaşa olacaktır. Komutan düşmanın durumunu kestiremezse, az bir kuvvetle kalabalık bir düşmana karşı harekete geçer, zayıf askerlerle güçlü düşmana karşı hücuma kalkarsa bunun sonucu yenilgi olacaktır. İşte bu altı durum yenilginin yollarıdır. Bu önemli sorumluluk komutana aittir. Hesaba katmamak olmaz. Arazi savaşta en önemli destektir. Düşmanın durumunu gözetlemek, zafer kazanacak stratejiyi belirlemek, tehlike ve zorluğu, uzaklık ve yakınlığı hesaplamak akıllı komutanın yoludur. Bunu bilenler savaşta zafer kazanır, bilmeyenler ise yenilgiye mahkumdur. Bu nedenle savaşta zafer kazanmanın yolu, hükümdar savaşmama emri verse de arkasından zafer gelecekse savaşmak. Savaş yolu zafer getirmeyecekse, hükümdar savaş emri verse bile savaşmamaktır. Bu nedenle komutan şan ve şerifi düşünmemeli, geri çekilmekten adını lekeleyecek diye çekinmemeli. Sadece ordusunu korumayı ve hükümdarının faydasını düşünmelidir. İşte böyle komutanlar ülkenin hazinesidir. Komutan askerlerini çocukları gibi görürse askerleri de en zor yerlerde yanında olacaktır. Askerlerini kendi oğulları gibi görürse onlar da ölüme komutanlarıyla atılacaktır. Eğer hoşgörülü ama askerlerini kullanamıyorsa, sevgiyle yaklaşıyor ama emirlerini dinletemiyorsa, kuralları ihlal ettiklerinde cezalandıramıyorsa, bu durumda askerler şımarık çocuklar gibidirler ve savaşta bir işe yaramazlar. Askerlerinin saldırı gücünü bilen, ancak düşmanın saldırı gücünü bilmeyen komutanın zaferi kazanma olasılığı yarı yarıyadır. Düşmanın saldırı gücünü bilen ancak kendi askerinin saldırma gücünden emin olmayanın zaferi kazanma olasılığı yarı yarıyadır. Düşmanın saldırı gücünü ve kendi askerlerinin saldırı gücünü bilen ancak arazinin savaşmaya uygun olup olmadığını bilmeyenin de zafer kazanma şansı yarı yarıyadır. Bu nedenle askerliği bilenler birliklerini hareket ettirdikleri istikameti kaybetmezler. Manevralarında çeşitlilik olur. Bu nedenle denir ki, düşmanını ve kendini tanı ve tehlikesiz bir zafer kazan. Göğü ve yeri tanı ve her savaştan zaferle çık. 9. Arazi. Sun Tzu der ki, savaş sanatında dağınık, sınır, çekişmeli, açık, merkezi, önemli, zor, kuşatılmış ve çaresiz araziler vardır. Yerel beyler kendi topraklarında savaşıyorsa buna dağınık arazi denir. Askerler ile topraklarından içeri giriliyor ama çok derinlere ilerlenmiyorsa bu sınır arazidir. Ele geçirmek hem kendi ordumuz hem de düşman için avantajlı ise bu çekişmeli arazidir. Ordunun ilerleyebildiği, düşmanın da orduya doğru harekete geçebildiği arazi açık arazidir. Beyliklerin sınırlarının kesiştiği bölgede ilk varan ve yerleşenin yerel unsurların desteğini alacağı yer merkezi arazidir. Askerler ile düşman topraklarının derinlerine giriliyor, geride düşmanın birçok şehri bırakılıyorsa burası önemli arazidir. Dağları ve ormanları, sulak alan ve bataklıkları aşmayı gerektiren, güçlükle ilerlenen yolların tamamı zor arazidir. Girişleri dar ve geçit vermeyen, çıkışı uzak olan, düşmanın küçük bir kuvvetle kalabalık ordumuza saldırabileceği yer kuşatılmış arazidir. Ani bir saldırı sayesinde ancak hayatta kalınabilecek, ani saldırı yapılamazsa yok olmaya neden olacak yere çaresiz arazi denir. İşte bu nedenle dağınık arazide savaşa girme, sınır arazide asla duraklama, çekişmeli araziye senden önce ulaşan düşmana saldırma, açık arazide ordunun iletişiminin kesilmesine izin verme, merkezi arazide yerel unsurlarla güç birliği yap, önemli arazide düşmanın iaşesini yağmala, zor araziden hızla uzaklaşmaya çalış. Kuşatılmış araziden çıkmak için strateji geliştir. Çaresiz arazide bütün gücünle savaş. Eski zamanlarda savaş sanatını bilen komutanlar düşmanın öncü kuvvetleriyle ordularının geride kalanı arasındaki irtibatı kesmeyi bilirlerdi. Böylece düşman ordusunun ana gövdesiyle diğer birlikleri bir araya gelemezdi.
subaylar ve askerler arasındaki iletişim kesilmiş olurdu. Üstler asları koordine edemezdi. Düşman askerleri de savaş nizamına giremezdi. Durum avantajlıysa harekete geç, avantajlı değilse dur. Böyle bir soru sorulabilir. Eğer düşmanın ordusu kalabalıksa ve saldırıya geçmişse saldırıyı nasıl karşılamalı? Denir ki, onun istediklerini ele geçir, böylece isteklerini dinleyecektir. Savaşta en önemli unsur sürattir. Düşman hazırlıksızken harekete geçilmeli, öngöremediği yoldan gidilmeli, beklemediği anda vurulmalıdır. Düşman topraklarında savaşın yolu. Düşman topraklarının derinlerine girdikçe askerler tek yürek olurlar. Düşman buna karşı koyamaz. Verimli topraklara girince bunu ordunun iaşesi için kullan. Askerlerini iyi besle ve yorulmalarına izin verme. Morallerini yüksek tut. Stratejini ustaca kur ki düşman önceden ne yapacağını kestiremesin. Askerlerini öyle bir yere konuşlandır ki ölüm dışında hiçbir şey onlara geri adım attıramasın. Ölümle bile karşılaşsalar geri adım atmasınlar. Böylece subaylar ve askerler bütün güçleriyle savaşırlar. Askerler çıkışı olmayan durumlarda korku nedir bilmezler. Gidecekleri hiçbir yol kalmayınca tek vücut gibi davranırlar. Düşman topraklarında sıkışınca bütün güçleriyle mücadele etmekten başka çareleri yoktur. İşte bu durumda askerler talim olmadan da savaşacak, emir vermeden saldıracak, istenmeden de birlik olacak, emir verilmeden gerekeni yerine getirerek güvenilir olacaklardır. Aralarında oluşabilecek şüpheler engellenirse, ölseler de geri çekilmeyeceklerdir. Askerlerimin fazladan zenginliğinin olmaması onların zenginliği sevmemesinden, ölümden korkmamaları uzun yaşamak istememelerinden değildir. Hücum emri verildiği anda oturmakta olan askerlerin gözyaşları giysilerini ıslatır. Hissizleşip uzananların gözyaşları yanaklarından aşağı süzülür. Onlara dönüşü olmayan bir yola sürüklerseniz tıpkı Zhu ve Gui gibi cesur olacaklardır. İşte bu nedenle orduyu iyi sevk ve idare eden kişi Shaoran gibi olmalı. Shaoran denen şey Zhang Dağı'nın yılanıdır. Başına saldırılırsa kuyruğuyla, kuyruğuna saldırılırsa başıyla karşılık verir. Gövdesine saldırılırsa hem başı hem kuyruğuyla saldırır. Böyle bir soru sorulabilir. Ordu Shaoran'ı mı örnek almalıdır? Denir ki, evet. Wu Beyliği ile Yu Beyliği'nin insanları birbirlerine kim beslerler? Ancak aynı gemide bir ırmağa geçiyor olsalar ve bir fırtına ile karşılaşsalar, birbirlerine sağ ve sol elin yardım ettiği gibi yardım ederler. İşte bu nedenle atları bir arada tutmak ve at arabalarının tekerleklerini toprağa gömmek güvenilir değildir. Askerleri cesaretle ve bir arada savaştırmak doğru yönetim yoluyla gerçekleşebilir. Güçlü ve zayıf yönleri kullanarak zafer kazanmak araziyi iyi yönetmek ile olur. İşte bu nedenle orduyu iyi sevk ve idare eden kişi, bütün bir orduyu emirlerine uyan tek bir asker gibi yönetebilendir. Komutanın sorumluluğu. Askeri sırlarını sessizlik içinde gizlemek ve dosdoğru yönetmektir. Komutan, subay ve askerlerinin kulak ve gözlerini oyalamalı. Onlara asla bilgi vermemelidir. Bu işi kolaylaştırmak için taktiklerini değiştirmeli. Kimsenin öğrenmesine izin vermemelidir. Orduyu konuşlandırdığı yeri sıklıkla değiştirmeli. Dolambaçlı yollar kullanarak kimsenin ne yaptığını anlamamasını sağlamalıdır. Komutan emir verdiğinde tıpkı yüksek bir yere çıkılmış da ardından kimsenin inmemesi için merdiven tekmelenmiş gibi davranmalı. Yerel beylerin topraklarının derinliklerine ilerlerken bir ok gibi ileri atılmalı, gemileri yakmalı ve yiyecek kaplarını kırmalı. Ordusunu bir koyun sürüsü gibi hızla peşinden sürüklemeli. Bir orada, bir burada aniden ortaya çıkmalı. Nereye gittiğini kimse anlamamalıdır. Bütün ordusunu bir araya getirip en tehlikeli yere gidebilmelidir. İşte buna komutanın sorumluluğu denir. 9 arazide değişik taktikler oluşturmayı, avantaj elde etmek için ilerlemeyi ve geri çekilmeyi ve bunların yanında askerin durumunu yönetmeyi hesaba katmamak olmaz. Düşman topraklarında savaşın yolu. Ordu, düşman topraklarında ne kadar derinlere ilerlerse, savaşma isteği o kadar çok, dağılması o kadar zor olur. Ne kadar az ilerlerse, savaşma isteği azalır ve dağılması kolay olur. Başka bir ülkenin, beyliğin sınırlarını aşıp savaşa gidiliyorsa, bu dönüşü olmayan arazidir. Dört tarafı açık yer, merkezi arazidir. Düşman topraklarının derinlerine ilerlenmişse, bu önemli arazidir. Düşman topraklarının içinde çok uzağa ilerlenmemişse bu sınır arazidir. Arkanda sarp bir arazi ve önünde dar bir geçit varsa bu kuşatılmış arazidir.
geri çekilmenin mümkün olmadığı yer çaresiz arazidir. İşte bu nedenle dağınık arazide ordunun iradesini birleştirmeli, sınır arazide arkada kalanları toparlamalı, çekişmeli arazide arkada kalanları hızla ordunun kalanına yetiştirmeli, açık arazide dikkatle savunma yapmalı, merkezi arazide yerel beylerle sağlam ittifaklar oluşturmalı, önemli arazide ordunun iaşesini garantiye almalı, zor arazide hızla yol alıp uzaklaşmalı, kuşatılmış arazide çıkış yolları kapatılmalı, çaresiz arazide askerlere ancak ölüm göze alınırsa hayatta kalınacağı söylenmelidir. Bu nedenle komutan askerlerin ruh halini iyi bilmelidir. Onlar kuşatıldıklarında direnecek, mecbur olduklarında bütün güçleriyle savaşacak ve zor durumda emirlere itaat edeceklerdir. Art niyetli yerel beyleri tanımadan onlarla güç birliği yapılmaz. Dağları, ormanları, tehlikeli ve engebeli yerleri, sulak alan, bataklık gibi geçit vermeyen arazi koşullarını bilmeden asker yola çıkarılmaz. Yerel rehberler olmadan arazi koşullarını avantaja çevirmemiz olası değildir. Bunların sadece birini bile bilmeyen komutanın yönettiği ordu güçlü bir hükümdarın ordusu olamaz. Güçlü bir hükümdarın ordusu büyük bir ülkeye, beyliğe saldırıyorsa, düşmanın kuvvetlerini zamanında toplamasına ve birleştirmesine, onları korkutarak müttefiklerinin ona destek olmasına izin vermez. Bu nedenle böyle bir ülke başka bir ülke beylik ile ittifak yapmaya ihtiyaç duymaz ve bu ülkelerde güç tesis etmez. Sadece kendi halkı ve ordusunun gücüne dayanır. Böylece şehirlerini zapt eder ve o ülkeyi ortadan kaldırır. Olağanüstü ödüller ve olağanüstü emirler ver ki bütün bir orduyu adeta tek bir asker gibi yönet. Orduna talimatlar ver ancak asla planlarını açık etme. Avantajları anlat fakat tehlike ve zarardan bahsetme. Onları ölüm kalım savaşına it ki ardından hayatta kalabilsinler. Ordu ancak böyle bir tehlikeden çıkarsa hezimeti zafere çevirebilir. Bu nedenle savaş düşmanı planlarının işe yarayacağını düşündürmek ancak bütün gücünle düşmana saldırmaktır. Böylece düşmanın komutanını binliği uzakta da olsa öldürebilirsin. İşte buna beceriyle büyük bir hedefi gerçekleştirmek denir. İşte bu nedenle savaş kararını verdiğin zaman bütün kapılardaki girişleri durdur. Düşmanın elçileriyle bütün irtibatı kes. Ata tapınağında stratejini büyük bir gizlilik ve titizlikle incele ve son kararını ver. Düşmanın açığını bulursan derhal saldır. Düşman için en değerli yere beklemeksizin ve aniden hücum et. Kazanmak için planlarını düşmanın hareketlerine göre değiştir. İşte bu nedenle başlangıçta bir bakire gibi ol ve düşman kapısını sana açsın. Sonra bir tavşan gibi hızlı hareket et, düşman karşılık vermekte geç kalsın. Ateşle saldırı. Sun Tzu der ki, ateşle saldırmanın 5 çeşidi vardır. 1. Düşmanın birliklerine. 2. İyaşe ve malzemelerine. 3. Taşıma için kullanılan at arabalarına. 4. Depolarına. 5. İkmal yollarına. Ateşi yakmak için belli şartlar gerekir. Malzeme mutlaka hazır olmalıdır. Ateşle saldırmanın bir zamanı, ateşi yakmanın bir günü vardır. Zamanı havanın kuru olduğu mevsim. Günü ayın 4 doğru halidir. Ayın bu 4 halindeki günlerde rüzgar olur. Ateşle saldırılarda 5 çeşit değişikliğe karşı hazır olmak gerekir. Düşmanın kamp kurduğu yerin içine ateşle saldırdığında en kısa zamanda dışarıdan müdahaleye hazır şekilde bekle. Yangın çıktığı halde düşman askeri sessizse dur ve saldırma. Ateşin yayılmasını bekle. Saldırmak mümkün olursa hemen saldır. Saldırmak mümkün değilse saldırma. Düşmanın kamp kurduğu yerin dışında ateşle saldırabiliyorsan ateşin içeri yayılmasını beklemeye gerek yoktur. Uygun zamanda hücum et. Rüzgar karşıdan esiyorsa ateşle saldırma, rüzgar gündüz esmeye devam ederse gece duracaktır. Ordu ateşin bu 5 değişik halini bilmeli ve saldırı için uygun zamanı kollamalıdır. Bu nedenle ateşin yardımıyla saldıranın zaferi bellidir. Suyun ırmağın yardımıyla saldıran ise sadece güçlüdür. Su yani ırmak düşmanı ilerlemekten alıkoyabilir ancak onunla herhangi bir şey ele geçirilemez. Savaşta zafer kazanmaya ama bunu iyi değerlendirememeye, kaderde kaynakları boşa harcamak denir. Bu nedenle denir ki, akıllı hükümdar hesabını iyi yapmalı, iyi komutan durumdan faydalanmalıdır. Eğer avantaj yoksa harekete geçmemeli, bir şey elde edilmeyecekse orduyu kullanmamalıdır. Bu nedenle denir ki, akıllı hükümdar hesabını iyi yapmalı, iyi komutan durumdan faydalanmalıdır. Eğer avantaj yoksa harekete geçmemeli,
Bir şey elde edilmeyecekse orduyu kullanmamalıdır ve durum kritik değilse savaşmamalıdır. Hükümdar bir anlık öfkeyle ordusunu savaşa yollamamalı. Komutan da öfke anının sıcaklığıyla savaşa girmemelidir. Avantaj sağlanacaksa harekete geçmeli, avantaj yoksa durmalıdır. Bir anlık öfke zamanla yerini mutluluğa bırakır, öfkenin sıcaklığı ise zamanla geçer. Ancak bir ülke yok olursa geri dönüşü yoktur ve savaşta ölenleri de kimse geri getiremez. Bu nedenle akıllı hükümdar sağduyulu, iyi bir komutan ise dikkatli olmalıdır. İşte bu ülkeyi ve orduyu korumanın yoludur. Casus kullanma. Sun Tzu der ki, orduyu savaşa yollamak için 100 bin askerin 1000 li yol alması gerekir. Halktan toplanan vergilerden ve devlet hazinesinden günlük 1000 altın masraf yapılır. Ülkenin içinde ve dışında karışıklıklar çıkar. Ordunun ikmali için 700 bin aile tarım işlerini yapamaz hale gelir. Yıllarca devam eden savaşın gayesi bir gün zafer kazanmaktır. Komutan rütbeye ve 100 altınlık menfaatlere düşkünse, düşmanın durumunu bilmiyorsa, insancıl değilse o kişiden komutan olmaz. Hükümdarın yardımcısı olmaz, zafer sahibi olmaz. Bu nedenle akıllı hükümdar ve erdemli komutan ordusunu savaşa gönderdiğinde düşmana karşı zafer kazanır. Başarı kazanmak sıradan kişileri aşan bir iştir. Olacakları önceden bilmeyi gerektirir. Olacakları önceden bilmek, ruhlar veya hayaletlerden bilgi almayla, geçmişte yaşanmış benzer olaylarla karşılaştırmayla veya astrolojik tahminlerle mümkün değildir. Bu bilgi ancak insanlardan alınabilir. Bu insanlar da düşmanın durumunu bilenlerdir. Bu nedenle kullanılan casusun 5 çeşidi vardır. Yerel casus, düşmanın içindeki casus, taraf değiştirmiş casus, ölü casus ve canlı casus. 5 çeşit casus kullanılırken düşman bunun yolunu bilmez. İşte buna hikmet denir ve hükümdarın hazinesidir. Yerel casuslar düşman toprağında yaşayan yerli kişilerdendir. Düşmanın içindeki casus düşmanın içindeki subay memurlardandır. Taraf değiştirmiş casus düşmanın bize çalışan casuslarıdır. Ölü casus düşmana yanlış bilgi veren, bizim verdiğimiz yanlış bilgiyi düşman casusuna iletendir. Canlı casus düşmandan doğrudan bilgi getirendir. Bu nedenle orduda komutan ile casuslardan daha yakın ilişkiye sahip ve ödüllendirmede casustan daha ileride bir kişi olamaz. Sırların korunmasında casuslukla ilgili olanlardan daha gizlisi olmaz. Bilgi olmayanlar casus kullanamazlar. İnsancıl ve adil olmayanlar casuslardan faydalanamazlar. Zeki olmayanlar casusların getirdikleri bilgiden yararlanamazlar. Bu ne maharettir, bu ne hikmettir. Casusların kullanılmayacağı bir yer yoktur. Eğer casusun işi başlamadan birileri tarafından duyulmuşsa, casus ve duyduklarını anlatanların tamamı öldürülmelidir. Savaşta bir şehre saldırılacaksa, bir düşman komutanı öldürülecekse, öncelikle mutlaka savunma yapan komutanın, yardımcılarının, habercilerin, nöbetçilerin ve korumaların isimlerinin casus tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi emredilmelidir. Düşmanın bizden istihbarat toplamak için gönderdiği casuslar mutlaka öğrenilmelidir. Onları satın almak, düşmana geri göndermek ve taraf değiştirmiş casus olarak kullanmak gerekir. Böylece taraf değiştirmiş casuslar sayesinde yerel casuslar, düşmanın içinden casuslar elde edilebilir ve kullanılabilir. Bu sayede ölü casuslar düşmana yanlış bilgiler verir. Böylece taraf değiştirmiş casuslar sayesinde canlı casuslar doğru zamanda düşmanla ilgili bilgileri getirebilirler. Bu 5 casuslu hükümdar mutlaka bilmelidir. Düşmanın durumunu öğrenmek için mutlaka taraf değiştirmiş casuslar gereklidir. Bu nedenle taraf değiştirmiş casuslar mutlaka cömertçe ödüllendirilmelidir. Tarihte Yin Hanedanı'nın yükselişi, Yi Zihin'in Kaya Hanedanı'nın hizmetinde olmasından, Zayu Hanedanı'nın yükselişi, Lüya'nın Yin Hanedanı'nın hizmetinde olmasındandır. Bu nedenle sadece akıllı hükümdar ve erdemli komutan üstün ve zeki kişileri casusları yapar ve büyük başarılar elde eder. Bu savaşta çok önemlidir. Ordu buna dayanarak hareket eder.